Merhabalar, sizi tanımayanlar için kimdir Fırat Demirpolat? Merhaba, ben Nuh Hanım. Her şeyden önce bu röportajı benimle yaptığınız için size teşekkür ederim. Fırat Demir Palat, 1974 Manisa doğumludur. Evli, 3 çocuk babasıdır. Manisa Ticaret Sanayi Odası 5. Komite Meclis Üyesidir. Şu anda yaptığımız iş, inşaat işi ve hizmet sektöründe faaliyet göstermekteyiz. 40 senedir Manisa'da ticaret yapan bir iş adamıdır. Evet, bugün bizlerin aracılığıyla AK Parti İl Başkanlığı'na aday adaylığınızı açıklıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? AK Parti İl Başkanlığı'na aday adaylığımızın koymamızın sebebi, benim gibi AK Parti tabanından gelmiş ve gecesini gündüzüne katmış, çoluk çocuğun zamanını harcamış, parasını harcamış insanların şu anda duyduğu rahatsızlıktır. Diğer muhalefet partilerin sokak sokak gezip üye kayıtları yapması ve sokak sokak gezip partilerine üye kazanımlarını kazandırmaya çalıştığı bir dönemde bizim partimizin bu rahatlığı bizi rahatsız etmiştir ve partimizde eski heyecan kalmamıştır ve benim gibi eminim ki bu partiye gerçekten gönülden bağlı, menfaatsiz, sadece Recep Tayyip Erdoğan ve ümmetin davasına hizmet etmek için bulunan herkes şu anda partinin bu davranışından rahatsızdır. Bizim koymamızın sebebi bizim söylediklerimize kulak asılmaması ve aksine her söylediğimizin tersinin yapılmasına ve tabandan gittikçe partinin uzaklaşmasına. Evet. Halbuki bu parti gariban insanların, kenar mahalledeki insanların sayesinde bu kadar büyümüştür. Ama şu anda ne garibanı, ne kenar mahalleleri, ne ziyaret eden, ne bir hal hatır soran, ne bir ahdi vefa gösteren bir teşkilat göremiyoruz. Ve partimizin daha çok zarar görmemesi için ve tabandan uzaklaşmaması için biz bugün adaylığımızı açıklıyoruz. Evet, ilçe kongrelerinden önce, kongre dönemi başlamadan hemen önce mevcut il başkanı Berk Mersin'i görevden alınmış ve yerine eski Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı getirilmişti. Şu an Salih Hızlı'nın il başkanlığında bir kongre süreci yaşanacak. Bu mevcut yönetimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Salih Hızlı'nın yönetimi mevcut görevi devreden Berk Mersin'inle beraber gelen ekiptir. Tabii ki biz burada şimdi bizim partimizin ayıbı bizim ayıbımız. Biz burada kimseye şikayet etmek istemiyoruz. Biz sadece daha iyisini yapacağız. Küskünleri bir araya getireceğiz. Partinin tabanına biraz daha heyecan vereceğiz. Biz yapacaklarımızı konuşacağız. Burada ne bir Salih Hızlı'yı, işte ne bir milletvekilini, ne mevcut geçmiş dönem il başkanlarını, bizim kimseye şikayet etme gibi bir lüksümüz yok şu anda. Çünkü onlar da bizim teşkilatımızın insanı. O yüzden biz yapacaklarımızı konuşalım. Ne yapacağız? Geldiğimizde partiye bir heyecan getireceğiz mi? Biz bunları konuşacağız. Peki nedir tabanın rahatsızlıkları bahsettiğiniz? Tabanın rahatsızlığı şu anda parti yöneticilerin ne bir kenar mahalleye, ne bir ahdi vefa gösterip bu partiye hizmet etmiş insanların ziyaret etmesi, sanki Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı mücadelenin rahatlığı içindeler. Yaklaşık bu parti kurulundan beri bizim partimiz diğer muhalefet partilerine örnek olan çalışmalar içindeydi. Çünkü biz gecemizi gündüzümüzü takıp Manisa'da ayak basmadığımız ne ilçe, ne köy, ne mahalle kalmıştı. Parti yöneticileriyle ve milletvekilleriyle bir istişarede bulunarak mı bu yola çıktınız? Hiç kimseyle, sadece ailemle ve yakın çevremde insanlarla istişarede bulundum. Hiçbir milletvekili ve hiçbir genel merkezde biriyle veya parti yönetici kimseyle görüşmedim. Görüşmememin sebebi de bir il başkanı sadece
Recep Tayyip Erdoğan'a bağlıdır. Burada ne bir milletvekiline, ne bir il yöneticisine veya bir bürokrata bağlı olmaz. İl başkanı bu memleketin Recep Tayyip Erdoğan'ıdır. Yani bu memlekette ve bu parti teşkilatının içinde adaleti sağlayacak olan kişidir. Yani mevcut Manisa'mızda bulunan 5 milletvekilinin de 5 milletvekiline de aynı mesafede bulunması lazım. A kişiye daha yakın olmaması lazım. O yüzden biz diyoruz ki il başkanı bağımsızdır. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'a ve genel merkeze bağlıdır. Bizim rahatsızlığımız budur. Yani adaleti sağlaması gerekir. Evet, AK Parti tabanının aktif çalışan yüzünü temsil ediyorsunuz. 20 yıllık AK Parti geçmişinizde ne tür faaliyetlerde bulundunuz? 20 yıllık AK Parti geçmişimizde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden bir sempatimiz vardı. Sonra AK Parti kuruldu ve AK Parti'ye üye girişimimizi yaptık. Ve o günden bugüne gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Bütün 20 seneden beri yapılan seçimlerde hep en önde koşturduk. Manisa'da ayak basmadığımız, girmediğimiz mahalle, sokak kalmadı. Bizim nasıl çalışmaları yaptığımızı bu teşkilatın tabanı çok iyi bilir. Çünkü insanüstü bir koşturma yaptık, insanüstü bir hizmet ettik. Ve belki de bugünkü rahatsızlığımız bundan dolayıdır. Çünkü partide bir rahatlık var. Biz bu rahatlıktan rahatsızız. Yani eğer bugün dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız hala halkın içinden çıkmıyorsa bizim teşkilatımızın, Manisa teşkilatımızın bu kadar rahat olması bizi rahatsız ediyor. Ve partimize menfaatsiz gecesini gündüzüne katıp askeri ücret alıp askeri ücretin cebin aldığı maaşın yarısını işte parti yolunda harcayan tabanı görmemesi ve tabanın sesine kulak vermemesi ve bu AK Parti'ye gerçek bağlı olan, menfaati olmayan insanları rahatsız ediyor. Biz bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dik durmamız ve gece gündüz hizmet etmemiz lazım. Muhalefet partilerin bugün sokak sokak gezip üye toplaması bizi rahatsız ediyor. Bizim de ilk günkü aşkla ve parti tabandaki küskünleri bir araya getirip tekrar o heyecanla üye kayıtlarımızın mahalle mahalle gezip sokak sokak gezip insanları ziyaret etmemiz lazım. Bir de AK Parti teşkilatında şu anda ahdi vefa kalkmış durumdadır. Ve biz bu ahdi vefayı tekrar geri getirip bu partiye geçmişte hizmet eden insanları ziyaret edip bir araya getirip sıkıntılarını dinleyip dertlerini dinleyip çare bulamazsak da hiç olmazsa dinleme nezaketinde bulunmamız lazım. Yani sizin gibi 7/24 tüm seçimlerde koşturan insanlar, emekçiler bir kenara mı atıldı? Bir kenara atıldı demeyelim, %50 unutuldu diyelim. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu partide bayrak asan, hizmet eden çocuklarımızın hepsi şu anda küskün. Ve bunlar ne bir para talep ediyor, ne bir şey talep ediyorlar. Sadece talep ettikleri ahdi vefa hatırlanmaları ve tekrar partinin eski heyecana kapılmasını, eski heyecanla seçimlere hazırlanmasını istiyorlar. Yani bugün sokak sokak gezip insanların derdine bir çare bulamazsak da onların hiç olmazsa derdini dinleyip onları bir nebze rahatlatmamız lazım. Belki biz il yönetiminde bulunmadık, ilçe yönetimlerinde bulunmadık ama bunu bütün memleket biliyor ki bir ilçe yöneticisinden, bir il yöneticisinden, bir milletvekilinden daha çok bu partiye hizmet ettik ve çalıştık. Evet, son olarak neler söyleyeceksiniz? Son olarak teşkilatımıza Allah nasip ederse yapılacak il başkanlığı kongresinde aday olduğumu buradan tekrar belirtmek istiyorum. Ve bu
kongrede oy kullanacak ilde delegelerin, oy kullanacak delegelerin bu partiye kimin daha iyi hizmet edeceğini, kimin daha iyi bir şeyler yapacağını bilerek ve ona göre oylarını kullanacağına inanıyorum. Çünkü AK Parti delegesi bu partiye gönülden bağlı ve bu partiye gönülden bağlı insanları da gördüğüne de inanıyorum. İnşallah biz çıkarsak onların kafalarındaki bütün soru işaretlerinin hepsini yerinden kaldırıp daha düzgün, tabana daha iyi bağlı bir şekilde hizmet edeceğinize inanıyoruz. Buradan bütün parti mensuplarına, AK Parti mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.